şey yapmayından dolayı şu anda artık kışın sebzesi çıkmak zorunda duruyor. Bursa domatesi, bardak domates, kapya biber, fasulye, kıl biber, ondan sonra ve turşuluk sebzeler en çok satılan onlar şu anda. Daha çok arz ve talebe göre, yani şu anda havalar soğuk olduğu için geceleri şu anda döküm biraz azaldı. Sebze az olduğu için fiyatlar yüksek olur. O yüzden biraz yüksek. Yani yaza göre, o sıcak günlere göre bir 5-10 lira bir artış oldu. Bu yerli zamanı, bu ayrı tutalım. O yazın, kışınki sera zamanı ayrı bir olay o. Bu maliyetle ilgili sorun o. Şimdi soğuklar başladığı zaman, havalar serinlediği zaman malın, sebzenin dökümü azalır. O yüzden yüksek olur fiyatlar. Yok, stok diye bir şey yok. Bizim sebze meyvede stok olmaz. Stok yalnızca şu anda patates ve soğanda stok olur. Günlük, yani bunların raf ömrü en uzun bir haftalıktır. Ama dediğim gibi maliyetler yüksek olduğu için fiyatlar şu anda biraz yüksek. Anlatabildim mi? Kışın da öyle, sera zamanı maliyetler yüksek. O yüzden bir de hani dediğim gibi bazı sebepler olabilir, ondan da yükselebilir. Ama şu anda yerli zamanı, sera değil şu anda. Şu anda yerli zamanı yüksek. Yani döküm az olduğu için arz yüksek, talep az. O yüzden fiyatlar yüksek. Domates, Konya domatesimiz var. Yine Konya'nın Bursa domatesi var. Bardak domates dediğimiz, orijinal adı Bursa, bardak domates. Bir de köy domatesi dediğimiz ince kabuk domatesimiz var. Kışlık olarak Bursa bardak domatesi, bunu hem menemen hem acılıya yapılıyor. Ondan sonra hem konservesini de yapabilirler bunun, kurabilirler. Diğerleri olmaz. Gerçekten hani maliyet derken, hani işçi, ondan sonra benzin, mazot, her neyse aklında ne geliyorsa bunlar gerçekten çok yükseldi. O bizlik bir şey değil. Yani ben daha önceleri bu kadar yoktu. Şimdi şöyle kıyas yapalım. En basit bir örnek vereyim. Geçen sene, 2 sene önce bir işçinin maliyeti 300 liraysa şu anda 1500 lira bir işçinin maliyetinden bahsediyorum. Bunun yanında gübre, mazot vesaire vesaire hepsini ekleyebilirsin. O yüzden şimdi Konya'da 2. Ekim ve 3. Ekim sonbaharda çıkan domatesi adam ekmiyor artık. Çünkü zarar etti. Yazdan gerçekten çok zarar ettiler. Çok zarar ettiler. O yüzden 2. ve 3. Ekim'i yapmadı. Yapmadığı için de bundan sonra da hem maliyet yüksek hem de dışarıda da bir boşluk yapacak. Sera başlamayacak. Bu sefer fiyatlar daha da yükselecek olduğunu düşünüyorum.